Merhaba efendim, Beyaz Perde'ye hoş geldiniz. Bu hafta Beyaz Perde'de yönetmen Umut Ertek ve oyuncular Güntuğ Yardımcı ve Beyza Metin konuğumuz. İsterseniz önce filminizin bir fragmanını seyredelim, sonra konuşuruz. Hay hay efendim. Aşkın Gönül Yazısı fragmanı. İnsan doğduğu yere aitse eğer benim işim zor. Sen çok güzel bir şeysin. Het is toch ook jouw kleinzoon of niet? Benim Hollanda'da bir oğlum var. Hayat kırgın sürprizler barındırıyordu içerisinde. Senden önce kimsesizdim ben. Ondan artık sen sorumlusun. Umut, eline sağlık. Çok teşekkür ederim hepinize. Nasıl başladı proje? Aslında Güntuğ Bey orada bizi biraz hızlandırdı. Aşkın Gönül Yazısı'nı biz 2,5-3 sene önce yazmıştık. Sonra onu bir dondurma kararı aldık. Çünkü çok enteresan, Ufuk Bayraktar istiyordu filmi. Ben oynamak istiyorum demişti. Onun işleri çıktı vesaire. Güntuğ Bey'e kısmetmiş. Bir gün dedi ki hadi bunu yapalım. Dedim ne zaman yapalım? Dedi hemen yapalım. Dedim o zaman durmayalım, yapalım. Zaten yazarken çok keyif almıştım. Pandemi sürüyordu ama değil mi? Tabii tabii sürüyordu. Zaten yazarken çok keyif aldım. Çok ağladık. Yazarken de ağladık. Çekerken de ağladık. İzledikten sonra da ağladık. Ağladık da ağladık. Keyifli bir iş oldu. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Harika çalıştılar hepsi. Eyvallah. Çok keyifliydi set. Güntuğ, senin işin nasıl başladı? Senin işin daha önce başladı galiba. Benim işim aslında şöyle başladı. Küçüklükten beri her zaman bir oyunculuk hayalim vardı benim. İş hayatına girdim. Atıldım. Fırsatım olmadı çok fazla. Daha sonra 2 sene önce çok fazla yoğunluk verdim bu işe. Özel dersler aldım farklı hocalardan vesaire. Umut Hoca ile tanıştım. Umut Hoca'nın elinde de güzel bir senaryo vardı. Senaryoda da yurt dışından gelen bir genç arıyordu. Ha, dedim hocam daha fazla aramayın. Ben buradayım ya. Zaten yurt dışında yaşadığı için. Öyle oldu. Çekmeye de karar verdik. Sen Kafir ve sonra da Doğum galiba iki film var. Sonra Doğum zaten hemen Aşkın Gönül Yazısı'ndan sonraydı. Ondan sonra ben 2014'ten beri eğitim alıyorum aslında. Aynı zamanda gazetecilik okuyordum. Önce dedim okulum bitsin, sonra biraz daha oyunculuğa devam ederim. Öyle derken okulum bitti, eğitimlerime devam ettim. Sonra Umut Hoca'nın projesi geldi. O kadar seve seve kabul ettim ki çünkü kör bir karakteri oynamak çok zor ve her zaman her oyuncuya nasip olmayacak bir şeydi. Tabii. O zaman bir başka proje vardı ve sürekli bir şeydi. Dedim ki yok, ben kör bir karakteri oynamak istiyorum. Öyle beraber çalıştık ve çok memnunum, çok güzel oldu. Biz de resmi gördük, dedik ki tamam. Attılar resmi, dedik tamam aramayın. Biz görme engelli arkadaşımızı, karakterimizi bulduk dedim. Hakikaten çok da güzel oynadı. Tamam, herkesin eline sağlık. Ama şunu söyleyeyim, buradan tüm izleyicilerimize sevgi ve selamlar olsun. Hakikaten uzun zamandır ağlatan film çıkmıyordu ya Türkiye'de. Hani evet. Şuursuz aşkı saymazsan. O da bizim işimiz. Şuursuz aşka da değinelim zaten ayrıca. Onu da konuşuruz. Hala ödül alıyoruz onunla. 2019 vay sonunda. O yapımcısı Orhan Şetatlı'ya da selamlar olsun burada. Çok güzel emek vardı. İsmail Hacıoğlu. Herkes çok güzel oynadı. Hala ödül alıyoruz. 2 sene oldu. Ülkemiz adına güzel işler yapmak istiyoruz. Aşkın Gönül Yazısı da öyle bir iş. Sinemaya giden herkes bir yandan bize çok teşekkür edecek. Bir yandan da kulaklarımızı çınlatacaklar. Çünkü çok çok ağlayacaklar. Gerçekten. Evet. Bu filmi izleyen en katı kurgucularımız bile hayatında ağlamayanları ilk defa ağlamakla buluşturduk. Evet. Çok enteresan oldu. Keyifli bir iş oldu. Türk sineması adına da umarım hayırlı uğurlu olur. İzleyicilerimize İnşallah. Beğenirler, ben eminim bundan. İnşallah. İnşallah. Senin gençliğinde rap varmış. Evet efendim, biz 12 yaşında başladık üretime. 12 yaşında. Tabii tabii, ben ilk albümümü 14 yaşında bastım. 18'de bıraktığımda 33 tane toplam albümüm vardı. Ne diyorsun tabii ya? Tabii. Öyleydi. Bu yaşlar. Efendim para lazımdı. Tabii tek başımızaydık o zamanlar. Ne yapalım dedik, hadi rap yapalım. Öyle tutturduk. Türkiye'de hakikaten ilk rapi getirenlerden biriyim. Diğer arkadaşlarımızın da rap'e çok katkısı oldu. Öyle hep beraber en azından bir müzik sektörüne katkıda bulunmak istedik.
Sonra niye terk ettin peki? Şöyle efendim, ben kendi rapperlarımın parasızlıktan klibini çekiyordum. Yönetmene verecek paramız yoktu. 14 yaşında başladık çekmeye. Sonra çok beğenildi. Diğer arkadaşlarımızı istediler. Onlara çektik, onlar da beğenildi. Yazarlık zaten vardı. Bir baktık yönetmen koltuğundayız. 24 sene oldu. İyi ki de olmuş. 24 sene oldu. Ama şunu söyleyebilirim. Yaptığım filmler arasında Aşkın Gönül Yazısı'nın benim için çok ama çok ayrı bir yeri var. Tamam, Şuursuz Aşk hakikaten benim de çok sevdiğim bir film. Dünya genelinde 2 numara oldu Netflix'te. Şuursuz Aşk'tan biraz bahseder misin? Çünkü pek yani Türkiye'de pek görülmedi böyle ortalıkta. Öyle oldu. Evet, ondan biraz bahsedersen sevinirim. Şöyle, o dönem gene biz dağıtım cazizliğine biraz uğradık. Bazı yapım ortaklarımızla sıkıntı yaşadık. Orhan Şedatlı benim canım dostum, harika bir arkadaşım, müthiş bir yapımcıydı. Onun haricindeki bütün yapım ortaklarıyla sıkıntı yaşadık biz. Dedik ki madem öyle, kusura bakmayın arkadaşlar, biz 24 yıldır bu sektördeyiz. İstediğimiz filme iş yaptırırız, istemediğimize de yaptırmayız. Yani hani böyle de bir ukalalığımız olsun, o kadar hakkımız olsun. Dedim ki arkadaşlar, bu film dedim 85 bini geçmeyecek. Geçmeyecek. Geçemez. Geçmemeli. Sonra dedim ki nasıl olsa yahu bu Netflix'te patlar. Öyle de oldu. Şu saç Netflix'e yaradı. Evet ya, dünya ikincisi oldu film ya. Hani öyle çok gitti. Iyi. Güzel bir işti, herkes hakkını verdi. Ama tekrar söylüyorum, Şuursuz Aşk evet özel bir film. Ama Aşkın Gönül Yazısı bir başka oldu ya. Eyvallah. Bir farklı oldu. Yani böyle için eziliyor abi filmi izlediğin zaman. Ben yazarken çok ağladım filmi. Aşk şeyde de çok ağladım, Şuursuz Aşk'ta. Ya ben kendi yemediğim lahmacunu efendim müşteriye vermiyorum. Yani önce lahmacunu ben beğeneceğim. Yani. Eğer ağlamıyorsam bir dram filmi yazarken o iş benim için olmamıştır. Gözlerim şişiyorsa o filmde... Tamamdır efendim. Bu lahmacunu artık satabiliriz. Sizin film galiba son film oldu Hüseyin Elmalı Pınar'ın, doğru. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah Hüseyin Elmalı Pınar son bizim filmimize geldi. Müthiş bir adamdı. Onunla son filmde çalışmak çok gurur ve onur vericiydi. Harika efendi bir adamdı. Nurlar içinde uyusun orada. Gerçekten çok harika bir adamdı. Evet. Güntür, senin bundan başka filmin yok galiba değil mi şu anda? Şu anda yok Ali Bey. Peki. Uğraşıyoruz. Var kesinlikle. Projeler var şu anda. Bu filmi bir beklemekteyiz. Kesinlikle daha farklı projeler. Nerelerden dersler aldın? Fatih Hoca dedin değil mi? Ayhan Hoca'dan ders aldım. Küçüklüğümde zaten tiyatro gruplarına katıldım ben. Öyle bir geçmişim var. Daha sonra özel dersler aldım. Ayhan Hoca'dan aldım. Ayhan Özen'den. Ergün Demir'den aldım. Umut Hoca'nın kendisinden aldım. Birebir efendim biz. Birebir. Aynen. Sağ olsun. O da çok ilgilendi benimle. Size sağ olun. Öyle. Siz efendim bundan sonra neler yapıyorsunuz? Ben şu an yüksek lisans yapıyordum. Dondurdum şu an. Daha çok oyunculuğa çünkü zaman ayırmak istiyorum. Bununla alakalı işte hem bekleyişteyim hem birkaç projeyle flörtleşiyor gibiyim. Ondan sonra devam etmek istiyorum oyunculuğa. Ki büyük ihtimalle edeceğim gibi duruyor. Çünkü benim çocukluk hayalimdi. Ben ilk 6. sınıfta Anneler Günü'nde bir tiyatro yazdım. Hem yönettim hem de oynadım. Biz sonra onu bütün okula oynadık. Oradan benim içime böyle bir ateş düştü. Lisede, üniversite için bıraktım. Sonra üniversiteden sonra devam ettim. İlk Derya Hoca'yla birlikte, Derya Alabora'yla eğitim almaya başladım. Zaten Derya Alabora'nın çok emeği vardır üstümde. Onunla başlayan bir süreç bugünlere kadar geldi. Hadi bakalım. Daha inşallah yurt dışına bir gidip orada da bir eğitim almak istiyorum. Güzel. Bu arada... Diğer başrol ana karakterimiz Melis Düzülç'e de buradan selamlar. Evet, kesinlikle. Gelemedi bugün ama evet. Evet, tatildeydi. Muhtemelen daha önce bir programı vardı. Harika bir iş çıkardı o da. Güntü'yle birbirini çok iyi tamamladılar. İki karakter de zordu ama en zor karakterlerden bir tanesi de seninkisiydi. Hanımefendiye tekrar bir görme engelli kız rolü daha vereceğiz. Bundan sonraki bu rolleri çok 10 yıl onu oynayacak. Evet, kör artık. Kör. Öyle gidecek o iş. Bu arada şu filmden söz edip duruyoruz ve çok ağlamalı diyoruz ama konusunu anlatmadık. Hiçbir anlatırsan çok sevinirim. İnan bana büyüsü bozulur işin, biliyor musun? Çok tılsımlı. Ama içsel bir yolculuk var orada. Melis'in içsel bir yolculuğu var. Aslında birçok hanımefendinin başına gelen durumu yaşıyor kendisi. Küçükten bir aldatma hikayemiz var ama... çok da beyefendi bunu isteyerek yapmıyor, mecbur kalıyor yani. Çok da spoiler vermek istemiyorum ama bir içsel yolculuğa giriyoruz ki sanki bir tünel, bir kadının dış sesini, iç sesini nasıl dışa vurabiliriz olduğunu. Çünkü çok seviyor hakikaten kocasını. Artık çocukları oluyor, bir düzen kuruyorlar. Çok ciddi bir içsel yolculuk var. Melis Düzüngüç'ün içsel bir yolculuğu var orada. Tünele giriyorsunuz ve o tünelin içerisinden çıkamıyorsunuz. Aslında biz burada sağ gösterip sol vurduk. Biz burada farklı bir aşkı da anlattık.
bir dostun dostu olan aşkını da anlatmış olduk aslında biz, değil mi? Paralel bir aşk hikayesi var orada. İzleyenler beğeneceklerdir, ben inanıyorum. Edebiyata farklı bir bakış açısı getirdik. Unutulacak bir film olmayacak Aşkın Gönüllüsü, onu biliyorum. Hep kalacak her şeyde, güzel bir şekilde kalacak. Ondan eminim. Sen nasıl yorumladın karakterini? Benim karakterim çok güzel bir karakterdi. İlk böyle film tecrübem olarak çok güzel, beğendiğim bir karakterdi. Zaten senaryoyu da çok iyi okumuştum baştan. Hem Avrupa'dan geliyor genç, Türkiye'ye gidiyor. Ondan sonra orada bir kızla tanışıyor. Farklı duygular orada bir araya geliyorlar. Yani hem duygusal anlamda, hem mutluluk anlamda, üzüntü, hepsi var. O yüzden benim için çok güzel bir tecrübeydi. Çok da beğeniyorum karakteri. Bir de sonunu anlatsana. Düşünsene, filmin sonunu anlat. Yok. Bitti. Ama var mı bir film? Var mı eskiden? Ya eskiden şey anonsları varmış. Yeşilçam'da denk geldim ona, şey derlermiş. Lütfen izleyenler filmin sonunu anlatmasınlar. Böyle bir anons yapıyormuşlar. Yani hani değil mi? Ne kadar enteresan. Spoiler olsun. Anlam verilmesin işte. Bu arada şu kör kızı da sen anlattın. Nasıl bir karakter? Fatma karakterinin ismi ve gerçekten çok zor bir karakter. Ben önce şeyi düşündüm, yani dünyayı görmeden ne yapabilirdim? Bundan tam bir yıl önce, tarih de var, Şile tarafında bir video çekmiştim. Öyle bomboş bakıyorum, kör bir kız. Pandemide girince altına şey yazmıştım, ya dünyayı hani görmeden yaşayabilseydik, sadece hissedebilseydik yazmıştım. Tam bir yıl sonra proje geldi. Wow. Yani çağırmışım biraz da projeyi. Fatma gerçekten daha önce işte görüyor ama sonradan görmüyor. Onun zorluğuyla yaşayan bir karakter. Tek dayanağı var, Melis'in canlandırdığı bir karakter. Bütün hayatı olmuş çünkü kimsesiz zaten bu kız. Aşk yarası da var aslında. Evet. Onun da aşkı çok arasında. Sevdiği bir aşkı var. Ondan sonra ben karaktere hazırlanırken önce gerçekten tamamen gözlerimi kapattım. Ne yapabilirdim? Yürüyüşümü ona göre yaptım, dokunuşumu ona göre yaptım. Oralardan sanki birazcık bir şeyler yakaladım. Gözlerine hakim olması çok zor oluyor. Evet, çok zordu. Gerçekten zordu. Tebrik ediyorum seni bak, hakikaten. Çok zordu karakter. Çok zor. Ama şey, Umut Hoca ile aramızda bir espri vardır. Sen zaten bakıp görmüyorsun, o yüzden olur. Zor bir karakterdi ama en güzel şeyi Umut Hoca'nın da söylediği gibi bir dostluk aşkı. Biz o dostluk aşkını Melis'le gerçek hayatta da yakaladık. Vesile yani, olmuş olduk. Evet. O yüzden, size borçlusun. Evet, size borçluyum. Set ortamı çok güzeldi. Çok güzel. Arkadaşlık ortamı çok güzeldi. Oyuncular arasında ekip çalışıyor değildik. Kaç günde çektiniz? Tabii gene 3 hafta sürmüştür genel olarak. Nerede? Karaburun'da çektik. İstanbul Karaburun'da çektik. Tabii ön hazırlığı falan baktığın zaman gene bir 6-6,5 haftayı bulmuştuk genel olarak. Çok keyifli çalıştık. Muhteşem bir yer. Çok keyifli çalıştık. Benim setlerim meşhurdur o konuda. Benimle çalışan hiçbir ekip şikayetçi değildir yani hakikaten. Bitsin demedik hiç. Mutluyduk, bitsin demedik. Ama çok çalıştırıyor. Çalışmayana ekmek yok arkadaşlar, öyle yok. Senin bu arada bu yıl 3 filmin var. Beton Nazmi. Beton Nazmi'ye girecek şimdi. 29 Temmuz'da Mini Fenomen giriyor. 29 Temmuz'da. Evet, Aşkın Gönül Yazısı'yla aynı şeyde. 1 Temmuz Aşkın Gönül Yazısı, 29 Temmuz Mini Fenomen. Çok enteresan oldu o da. Bir ayda iki filmin aynı anda girmesi. Çok tuhaf oldu. Ben de böyle tuhaf oluyorum yani. Hani sinemaya gidiyorsun, 3 afiş var, ikisi bileyim yani. Bu nedir ya? Piyasayı tekelleştirmeye mi çalışıyoruz? Ne yapıyoruz? Anlamadım ki. Piyasadan söylemişken Kültür Bakanlığı'nın yaptığı yardımı nasıl buluyorsun? Ya yapıyorlar, evet. Oraya buraya bir şeyler yapıyorlar da ben aslında bakanlıkla alakalı çok daha farklı bir noktadayım. Ben 8-9 yıldır hala Türkiye'de sinemanın denetlenme konusunda problemler yaşadığını görüyorum. Yani şöyle bir 12-13 kişilik bir bilirkişi kadrosu yapılsa aslında sinema müdürlüğünde ve bunlar artık bir kalite kontrol yapsalar. Yani bu film Türk kalitesine uygundur. Piyasaya sürülebilir. Eser işletmesine buna göre verelim deseler aslında biraz daha iyi olacak sanki. Çünkü artık hakikaten herkes film yapmaya başladı. Yani adam kokoreççi dükkanını kapatıyor. Ertesi gün yapımcı. 250 bin liraya film yapıyor herifler falan. Biz makyöze veriyoruz abi bu parayı. Yani olmuyor bazen. Öyle yapacağınıza 10 tane adam toplanın. 2,5 milyonluk bir film yapın da bazı dünyada birkaç ülkeye satın. Ne oldu? İzleyici küsmeye başladı Türk filmlerine. 7-8 yıldır çok büyük düşüş var. Bunu yapmamamız lazım. Her işin ehliyeti olduğu gibi sinemanın da bir ehliyeti olması lazım. Ama nerede liyakata bakılıyor ki?
Maalesef öyle bir sorunumuz var bizim hakikaten. Yani, genel olarak öyle bir sorun. Öyle bir sorunumuz var. Bunlar ama tabii ki zamanla çözülecektir. Böyle gitmez. Sinemayla alakalı da hakikaten son 10 yılda çok feci bir roman geldik. İnsanların Türk sinemasına güveni kalmadı. O yüzden bizim filmlerimiz efendim iyi çalışıyor. Yani kendimi övmek için söylemiyorum. Çünkü biz sanata gerçekten değer veriyoruz. Bir insan o sinemaya gittiği zaman bizim arkamızdan küfür etmemeli ya. Adamın parasını alıyorsun, vaktini alıyorsun. O zaman ona iyi bir şey sunmak zorundasın. Doğru. Yani o lahmacun iyi olması lazım. Doğru. Olmaz. Bakacağız. Biz elimizden geleni yapıyoruz hep birlikte. Platform meselesini nasıl buluyorsun? Bence iyi oldu. Yeni platformlarda girmeye başladı. Şimdi Word giriyor biliyorsunuz. İyi oldu. En azından biraz daha özgür sinema yapabiliyoruz. Biraz daha kalite artmış olacak. Kötü işleri platform almıyor. Çok şükür. Kesinlikle. Yakında şimdi baktığın zaman TV dizileri de azalmaya başlayacak. Artık çünkü reklam geliri giderleri bunları karşılamıyor. Ben de iki sezon şimdi platformda bir diziye başlayacağım. Orada iyi iş yapmak zorundasın. Yeni kuşak eskisi gibi değil, yemiyor kötü işleri. Eskiden ne veriyorsan gidiyordu çünkü yoktu bir şey. Hani bir dönem 40 sene nasıl Ferdi Tayfur dinledin? Yoktu çünkü başka bir şey. Bu da onun gibi. Artık işini iyi yapmak zorundasın. Beni sevindiren nokta o. Kötüler elenecek. Rekabet çok. Kesinlikle. Hollanda'da nasıl sinema ortamı? Hollanda'da sinema piyasası Türkiye'deki kadar büyük değil. Hı-hı. Ama var. Güzel bir sineması var. Yurt dışına da çok satıyorlar. Ama küçük çaplı, daha küçük. Zaten Hollanda daha küçük bir ülke olduğu için. Ama kaliteli bir sinema sektörü var, film sektörü. Orada daha çok maceralar çekiyorlar, sosyal maceralar çekiyorlar. Sosyal maceralar, komedi. Komedi çok tutuluyor. Komedi galiba dünyanın her yerinde çok tutuluyor. Aynen. Dram filmlerini çok tercih etmiyorlar orada bir şekilde. Arabesk de yok orada. Aynen. Biz... Ama gülmeye de ihtiyacımız var zaten dünya olarak. Küçük Emrah yok mesela orada. Hepsi büyük onlar. Hepsi büyük. Ya biz Türk milleti olarak daha duygusal bir milletiz. Dolayısıyla duygusal filmleri, dram filmlerini de severiz. Müziklerimizden de belli oluyor zaten. Ama Hollanda öyle değil. Daha böyle şey. Bizim filmlerden var mı orada gösterime giren sinemalarda? Oluyor, oluyor. Bize gönderiyoruz. İzleniliyor, evet. Bize gönderiyoruz. Zaten büyük bir gurbetçi kitlesi var yurt dışında. Hollandalıların kendisi de izleyenler var aralarında. Sen baktığında Türk sinemasını nasıl buluyorsun? Bakamıyorum. Bakıyorum, görmüyorum. Bakıyorum ben. Ya, genellikle komediler aslında bakılırsa. Evet. Biraz önce söyledim. Evet, biraz önce Umut Hoca'nın tüm söylediklerine ek olarak Umut Hoca'nın biraz da projelerinin aslında iyi olmasının sebebi kültürel kodlarımıza uygun. Bir tanesinde yer aldım. İnşallah öbüründe de yer alacağım. Hep bu kültürel kodları doğru uyguluyor Umut Hoca. Bu yüzden de aslında evet ağlayacağız ve çok seveceğiz filmi. Genel olarak sektöre baktığımda da ben biraz önce hani şakasını yaptık ama tekerleşmeyi görüyorum. Hem de her yerinde, hem kamera önünde hem kamera arkasında bunu çok rahat bir şekilde görüyorum. Platformları bu yüzden alternatif olarak görüyorum. Hani hepimize ayrı ayrı dünyalar sunuyor aslında. Evet. Eskiden sadece televizyon dizilerini majör kanallarda izleyebilirken artık dünyanın öteki tarafında yapılmış bir işi de izliyoruz ve aslında ufkumuz açılıyor. Evet. Bu yüzden kesinlikle keşke sadece platformlar kalsa diyorum. Hem işin kalitesine baktığımızda. Tabii majör aslında kanal ağırlık, içinde... ağırlık olarak oraya kayacaksın. Kayacaklar zaten, evet. Alternatif yok başka. Tabii majör kanalların da bir izleyici kitlesi var. Ama umarım ki platformlardan birazcık örnek alınır ve düzelir bir şeyler diyorum. İnşallah. Çünkü iki saat çok uzun. Çok uzun. Yani. Dizi için çok uzun. Yani bunu çalıştığımda da hani çok fazla uzun gerçekten. Yani en uzun dizi bir saat orada. Yani evet. Platformlarda ama aslında genel olarak 45 dakikada 45-50 dakika arasında bağlıyorlar. Ben 25 dakika yapacağım şimdi platforma mesela. Her bölümüm 25 dakika olacak. Nereye çekiyorsun? Ben eksene yapmayı planlıyorum. Hmm. İki sezon yapacağım onu. Eyvallah. Onun haricinde zaten 2-2,5 saatlik bir dizi bu aynı zamanda sosyal bir facia. Bir hanımefendinin evde reklamla beraber 3 saat bir dizinin başında olması demek evladını yetiştirememesi anlamına gelir. Doğru. İşte o yüzden son 15 yıldır biz insanlara merhaba deyip 9 dakika sonra cevap alıyoruz. Yerli platformlara baktığında şimdi Exxen açıldı, Blue TV var, evet. Gain var. Evet. O da hepsi de izliyorlar. Evet. Netflix zaten ilk başta evet, vardı. Evet. Word geldi. Prime Time, Prime Video var. Prime. Yani Amazon var daha doğrusu. Evet. Şimdi Disney Plus geldi. Evet, evet. Yani epeyce bir... Daha da geliyor. Alternatif var evet. Geliyor. Geliyor. 7 tane daha platform geliyor Türkiye'ye. Vallahi evet. İyi vallahi.
Bambaşka bir teknolojiye geçtik değil mi? Ne kadar enteresan. Yani hani önce özel kanallar wow dediler, sonra video dönemi wow. Şimdi kamera bulunmuyormuş piyasada. Yok, hakikaten zor. Çok ilginç. Şey de çok güzel. Mesela burada bir iş yapıyoruz, bütün dünyaya yayıyoruz. Tabii. Çok global, güzel. Global oldun artık. Global oldun, bu iyi bir şey oldu hakikaten. İşte o zaman kaliteli yapmak zorunda kaldılar. Anlatabiliyor muyum? Yani gişe zaten şu an bambaşka bir olaya döndü abi. Doğru. Otoşehir döndü, Esenler Otogarı'na döndü. Antalya, Antalya, Ankara, Ankara'ya döndü yani hakikaten. Ya bu yalnız teknik altyapının henüz doyuramaması piyasayı tabii üveci bir şey yani. Tabii. İnanamıyorum buna. Tabii. Yani kamera yok, nasıl dersiniz yani? Şöyle baba artık bak sana çok komik bir şey anlatayım. Mesela sette bir servis şoförüm var değil mi? O aynı zamanda kamera da kiralıyor. Tabii. Allah Allah. Tabii aynı zamanda kas da yapıyor. O her şeyi anladın mı? O İsviçre çakısı gibi o. Her uç var onda. Yardımcı oyuncu mu lazım? Ya bizim hanım var abi. Buraya döndü iş. Hani hakikaten tamam talep var. Denge işte. Abi orada da sıkıntımız var. Hiçbir şekilde hiçbir işin ehliyeti kalmadı. Çok kötü. Yani çok kötü. Benim yanıma oturan şoförlerin şu an mesela %40'ı yönetmen oldum yani hakikaten. Arabamızı kullanıyorsun. Olabilirsin, sıkıntı yok ama hepiniz olmayın ya. Araba kullanan adam da lazım hani. Bilmiyorum nasıl olacak efendim. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Psikolojim hiç iyi değil. Sen bundan sonra rap ya da kitap gibi şeyler var mı? Kitaplar yani devam ediyor. Bu arada bir de kitap yazmışsın. Evet evet, Kara Kutu yazdık. O en çok satanlar arasına girdi. Şimdi ikincisini yazmayı planlıyoruz. Oyunculukla alakalı bir efendim kitap yazmayı planlıyorum. Yönetmenlik ve oyunculukla alakalı, ana bilim dallarına entegre edilebilecek, okullarda çocuklara okutulabilecek bir kitap yazmayı planlıyoruz. Ömür vefa ederse Allah. Onun haricinde tabii ki müzik bizim için çok uzun zaman önce bitti yani rap konuşuyorsak. Biz bayrağı devrettik torunlarımızı, onlar da aslan gibi yapıyorlar. Film yapmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Bence müzik öyle bir şey değildir yani. Devrettin bayrağı denilecek bir şey değil mi? Değil. Her yaşta yapılabilir. Yapılıyor. Yani kendi soundtracklerimize biraz katkıda bulunuyoruz. Acaba şuraya şu basımı çalsak vesaire. Arasına şarkı yapıyorum, veriyorum arkadaşlar. Yalnız sesi de çok güzel Umut Hoca'nın. Hemen bir tane okuyayım ben. Kesinlikle. Efendim şimdi tabii Beyaz Perde programını müzikal olarak ne yapalım efendim, çocukluktan beri bir şeyler yapıyoruz işte. Yaz çiz yaz çiz. Edebiyatla uğraşıyorum. Şiir yazıyorum genelde elimden geldiği kadar. Senaryolara devam. Bu şekilde gidiyoruz. Bu rap üzerinde durmak istiyorum biraz. Evet, ısrarla öyle bir durumumuz var. Hani çünkü yani enteresan geldi bana. Özellikle işte 12-19 yaş arası. O arada işte ne derler, önce yapımcılığa sonra yönetmenliğe doğru kayman. Enteresan bir şey. Orada sözler senin miydi? Evet. Kaç yaşından itibaren? 12 yaşından 11 yaşından beri söz yazıyorum. Vay be. Tabii tabii. Yaşıtlarım misket oynarken benim plak şirketim vardı abi. Vallahi bak. Maşallah söktüm ben sünnetten sonra. Maşallah bir açtım gözümü un kapanındayım. Tabii. Çok albüm ürettim canım. 19 yaşına kadar 33 tane albüm bastım ben. Şimdi nasıl buluyorsun? Çok iyi gidiyor çocuklar. Hatta belki abartılı gelecek. Amerikalılardan daha iyi rap yapıyoruz. Vallahi ben de kendi adıma bazen öyle düşünüyorum hakikaten. Yo, yapıyoruz. Beatler çok iyi, sözler çok iyi. Yeni MC'lerimiz bizim harika. Ve iddia ediyorum bu müziği ilk yapanlardan biri olarak bizim çocuklarımız Amerikalılardan daha iyi rap yapıyorlar abi. Ya bir kere sözler gerçekten çok daha zengin yani. Evet, soundlar çok iyi. Evet. İmajlar çok iyi, video klipler çok iyi. Ya çok başarılı ya bizim. Yahu bizim çocuklarımıza fırsat verildiği zaman yapmayacakları aynen hiçbir şey yok. Biz bunu tarihte de gördük ya. Aynen, doğru. Herkes çok yetenekli. Doğru. Ama biraz da küstürmemek lazım. Yani bak telif hakları daha Türkiye'de oturmadı biliyorsun. Müzikal anlamda. Basın sinemada da oturmadı. Oturmadı ya. Oturmadı ya. Bunları çözmemiz lazım artık. Bunlar konuşulmaması gereken konuları biz 80 yıldır çok konuşup duruyoruz hakikaten. Yani açıyorum kanalları da açıyorum. O diyor ben bucuyum, sen şucusun. Yahu yapmayın artık babacığım. Bak İngiltere bunları çözmüş. 100 yıl olmuş. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış. 150 yıl çözmüş adam bunu yani. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden Euro 18 bu çocuklar. Oyuncular bile telif hakkı alıyorlar. Evet abi. Bizde hiç yok. Yok, ortak aklı bulamıyoruz biz Ali abi. İlla birilerimiz birici olmalı. Sen şucusun ben bu. Ya bırakın biz sanatçıyız arkadaşız. Bulaştırmayın. Biz anlamayız o işlerden ya. O sizin işiniz. Biz film yapalım hep beraber. Aynen. Gidelim sinemada beraber izleyelim, gülelim, hatta eğlenelim sizin, sonra öleceğiz zaten. Sizin bana haber vermenize gerek olmasın, bankaya yatsın o yani. Ya mesela, yorma sen sanatçı parayla, yorma abi. Yorma. Ver ona hakkını, o da adam gibi iş yapsın sana yani hakikaten. Maalesef Türkiye'de özellikle yazarlar konusunda yani senaryo yazarları konusunda bütün çektiğimiz azap bu.
Parayla ilgili. Bu. Yani bu. Çünkü bir senaristi doyuramazsan bir yıl boyunca adam yazamaz. Yazamaz yani. Bunun faturası var, şusu var, busu var. Yani Ali abi hakikaten Türkiye'de sanatla uğraşmak çok zor bir durum. Ya. Ben hiç bu işe çok böyle ticari bakmadım hakikaten. Çünkü çok fazla ticareti karıştırdığın zaman sanata o iş başarıya ulaşmıyor abi. Doğru. O işin ruhu gidiyor biliyor musun? Doğru. Sen ama ticaret dışında bunu düşünerek yaptığında o zaten başarıya ulaşıyor abi. Çünkü samimiyet oluyor. Bak bu ekranda samimiyet var abi şu an. Doğru. İnsan o karaktere giriyor yani. Anlatabiliyor muyum? İzlediği zaman içi burkuluyor. Niye? Çünkü ben onu parayı düşünerek yazmadım ki. O zaman olmuyor o iş. Öbür türlü bakıyorsun abi. Aa, tamam olmuş mu abi? Olmuş yahu. Oh diyorsun. Ben hafifledim. Ben kurguda filmi seyrettim abi. Benim içim rahat. Hatta en son izlememizi beraber yaptık değil mi? O kadar mutlu olduk ki abi. O bütün yorgunluk gitti biliyor musun? Sabah kalkmalar, yazmalar. Unutuyorsun onları işin sonucunu görünce. Evet abi. Aynen. Güzel bir iş çıktı mı abi? Çıktı. Çünkü iki gün yaşayacağız, yatacağız, kalkacağız, öleceğiz abi. Kesin. O zaman iyi şeyler çıkaralım abi. Para zaten geliyor. Her şey para da değil zaten. Değil hakikaten. İyi işler yapalım. Ülkemiz adına güzel şeyler yapalım. Kesinlikle. Ben bütün ekip arkadaşlarıma söylüyorum. Bakın çocuklar. Tamam kaşı alıyorsunuz. Yaşam zor alın. Ama bizim hedefimiz para değil. Biz ülkemiz adına güzel ne yapabiliriz? İyi ne yapabiliriz? Yani bu arabada yapsan öyledir. Paspas yaparken de iyi yapmak zorundasın. Güntu mesela bir yıl senaryo aradı Türkiye'de. Bir yıl değil mi? Yani aşağı yukarı evet evet. Kesinlikle. Bir yıl senaryo aradı. Sonra ben onlara bir tane senaryo attım. Ertesi gün döndüler bana. Çünkü yazılan iyiyse iyidir abi. Onu kötü yapamıyorsun. İyi bir işin her zaman alıcısı var zaten. Belli o kağıtta o. İyi. Mesela ben ona da çok şaşırıyorum. Buradaki diğer yapımcı arkadaşlarıma da sesleniyorum. Kontrolsüz iş yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. İş yapmak için iş yapmayın. Bir senin filmine giden adam hakikaten senin arkandan sövmemeli. Çünkü kalıyor o, silinmiyor usta. O kalıyor, o sinemaya giriyor, çıkıyor ya, platformda kalıyor. YouTube'da kalıyor, tarihte kalıyor. Bunları sizin torunlarınızın torunları bile izleyecek. Bizim diyecek dedemiz vardı Güntuğ işte bak burada oynamış lan. Bu silinmiyor bu. Dolayısıyla bu işin bahanesi yok. Ya iyi yapacaksın bunu ya iyi yapacaksın bunu. Hadi yapmak için yapmayacaksın yani. Olmaz. Zaten sen senaryoyu da o şekilde yazdın. Yani orası senin kafa dinleme yeri. Evet evet. Ben doğru, tabii. Ve bayağı bir zaman içinde yazdın sen. Doğru. Hani öyle acele ticari değil, şekilde değil. Oraya gidip kafa dinleme yeriydi. Kokladık mekanı abi evet. Doğru söylüyor. Biz o mekanı görerek ya dedik ki tamam bak burası bu olmalı bu. Burada yaşanır işte bu. Hı-hı. Kokladık orayı hissettik ki o hissimiz izleyiciye geçsin. O kasabaya göre yazılmış. Doğru senaryo. Doğru. Terzi gibi diktik Ali Bey. Eyvallah. Gelecek hafta Cuma günü gösterime evet. Giriyor. Evet. Aynen. Kaç kopya giriyor? Herhalde 100 üstünde olur diye düşünüyorum. Çünkü bunu hak eden bir film. Güzel. Buradan tüm sinema salonları sahiplerine de selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar bakın ben sizi yemeğe çıkaracağım hep beraber dostuz, arkadaşız. Yani sürekli film yapıyoruz size. Sizler de bizi lütfen kopya konusunda destek olunuz. Buradan benim canım ciğerim Şükrü Avşar'a da selamlarımı iletiyorum. Şükrü abi bak al salonları filme ona göre. Destek oluyorlar sağ olsunlar ellerinden geldi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben de efendim teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sana da ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. İyiler. Bu arada biz de programı bitirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Marmara şehidi, Mavi Marmara şehidi ni ziyaret ediyor evini. Onun konuşmasına dönelim. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu dava bitmiş bir dava değildir. Biz bu davayı kapatmış değiliz. Herkesin hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Siz kendi vatandaşınızın hakkını, hukukunu korumayacak da ne yapacaksınız? O nedenle geldim. Oturduk, konuştuk. Dertleştik. Olayı anlatan gözyaşlarını tutamadı kardeşimiz. Hala bu acı yaşanıyor. Bunu çözmek zorundayız. Bu konuda biz elimizden geleni yapacağız. Bazı istekleri oldu. O isteklerin de takipçisi olacağız değerli arkadaşlarım. Uluslararası sularda eğer bizim insanlarımız katlediliyor ve bunların hakkı hukuku aranmıyorsa ve bir gece yarısı anlaşmayla sözde bir barış zemini yaratılmak isteniyorsa bunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz
bu konu bizim için kapanmış bir konu değildir ve bu konunun takipçisi olacağız. Değerli basın mensupları, bu vesileyle bir konuya daha değinmek isterim. Ülkemize gelen, vatanımıza gelen Bin Selman'la ilgili olarak. Düne kadar her türlü hakareti yaptığınız, her türlü eleştiri yaptığınız kişilere, kişiyle kucaklaşıyorsunuz. 3-5 dolar için, yani 3-5 kuruş için. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldırması mümkün değildir. Bizim kaldırmamız mümkün değil. Ya bu ülkenin bir itibarı vardır, bir saygınlığı vardır bu ülkenin. Siz nasıl bu ülkenin saygınlığını, itibarını yerle bir edersiniz 3-5 kuruş için? Türkiye topraklarında bir cinayet işleniyor. Salman buraya gelmeden önce cinayet dosyası da kapatılıyor. Onu da araştıracağız. O dosya da bizim için kapanmış bir dosya değildir. Onun da gereğini yapacağız. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gider insanları öldürürüm. Bir konsoloslukta öldürürüm. Ondan sonra üstünü kapatırız. Böylece istediğim yerde Türkiye'de cinayeti işlerim diye öyle bir hevese de kapılmasın. Bu dersi vermezseniz o hevese kapılanlar olur. Bu dersi vermek zorundayız. Bu da bizim hedeflerimizden birisi, amaçlarımızdan birisidir. Türkiye'nin itibarına hiç kimse gölge düşüremez. Erdoğan'la oynuyorlar, biliyorum. Aynı kayığa bindiler, onu da gayet iyi biliyorum. Aynı kayığa binebilirsin, dosyanın üstünü örtebilirsin. Ama Allah'ın izniyle yakında iktidar olacağız. Dosyaların nasıl açıldığını, hesapların nasıl sorulduğunu, Türkiye'nin itibarının nasıl korunduğunu herkese duyuracağız. Bütün dünyaya da duyuracağız. Bu ülke itibarlı bir ülkedir, saygın bir ülkedir. Ülkenin itibarını devleti yöneten birisi ayaklar altına alamaz. Kısaca söyleyeceklerim bunlar değerli arkadaşlarım. Bu görüşme gerçekleşti. Prens Salman Türkiye'ye geldi. Hatice Cengiz'le bir görüşmeniz olacak mı ya da görüşebildiniz mi? Nişanlısının bir tepkisi olmuştu Cemal Khashoggi'nin. Bu görüşmeyi gerçekleştirecek misiniz ya da gerçekleştirdiniz mi? Aslında görüşmek için kendisinden talebim oldu Sayın Khashoggi'nin nişanlısıyla. Fakat baskı altında dolayısıyla o görüşme gerçekleşemedi. Ama medya önünde kendisine rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Kendisinin de öldürülen nişanlısının da hakkını ve hukukunu arayacağız. Sonuna kadar arayacağız. O dosya da bizim için kapanmış bir dosya değil. Az önce ifade ettim. Son olarak da Sayın Genel Başkan, Yunanistan'la bir gerilim var ve adaların silahlandırılması var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Üst perdeden konuşma yapıyor iktidar temsilcileri ama bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan iş politikada üst perdeden konuşur tabii. Atar, tutar, asarım, keserim, kırarım, şunu yaparım, bunu yaparım ama hayatın gerçeğine baktığınızda hiçbir şey yapmayan, eli kolu bağlı, bir anlamda kendisi egemen güçlere teslim olmuş gibi bir havası var. Bunu görüyorsunuz zaten, atmosferi de görüyorsunuz. Şunu söylemek isterim. İktidar değişecek. İktidar olacağız. Yunanlılar, Yunan yöneticileri, iktidarları bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Bizim hangi gelenekten geldiğimizi, ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar. O yöneticiler aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de, rahmetli Erbakan'ı da çok iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar. İktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ederim.